Nijerya'nın Bari şehri episkoposu İdris Adozubayru'nun eşi Saratu Zubayru ve episkoposluk sekreteri Deborah, 10 Mart'ta Bari köyüne giren saldırganlar tarafından kaçırılmış ve ailelerinden fidye talep edilmişti. 20 Mart Cuma günü serbest bırakıldılar. Nijerya'nın Bari şehri episkoposu İdris Adozubayru'nun eşi Saratu Zubayru ve episkoposluk sekreteri Deborah, 10 Mart'ta Bari köyüne giren saldırganlar tarafından kaçırılmış ve ailelerinden fidye talep edilmişti. 20 Mart Cuma günü serbest bırakıldılar. Fidye alabilmek için gerçekleşen kaçırma vakaları özellikle Kuzey Nijerya'da oldukça yaygın hale geldi. Hristiyan dayanışma organizasyonu kilise önderleri ve üyelerin kaçırılma vakalarının son birkaç yıldır arttığını açıkladı. Sadece Hristiyanlar değil, diğer dini gruplar da saldırganların hedefinde yer alıyor. Hristiyan dayanışma organizasyonu saldırganların genellikle Fulani kökenli olduğunu veya en azından Fula dilini konuştuklarını belirtti. Bu açıklama radikal Fulani çobanlarının Nijerya'nın orta kuşağı boyunca çiftçilere saldırdığını ve onları öldürdüğünü gösteren raporlarla uyuşuyor. Raporlar haydutlar ve suçlular tarafından gerçekleştiğini söyleyen Nijerya hükümeti saldırılarının çoğunun Fulani çobanlar tarafından gerçekleştiğini kabul ediyorlar. Nijerya hükümeti radikal Fulani grubun hareketlerini izlemek ve saldırılarını durdurmak için çaba göstermesi gerektiği ve bu iki kadının iyileşmesi ve güvende olması için dua talep edildi.